Men Zeynep Turan Muradova, Özbekistan, Samarqand viloyati, Urgut tumanidanman. Muxtorov Eldor, ya'ni O'zbekistonda, Farg'ona viloyatida, Farg'ona shahrida tug'ilganman. 24 yoshdaman. Men Omonboyeva Manzura, 1981 yil, 28 martda tug'ilganman. 3 nafar farzandim bor. 2 qiz, 1 o'g'il. Xorazm viloyati, Yangi bozor tumani, Shirinqo'ng'irot qishlog'ida yashayman. Familiyam Isayev, ismim Shahsob. Samarqand shahrida tug'ilganman. 1991 yilman. Türkiye'ye 2005 yıl geldim mi? Şimdi 17 yıl doldu, 18 yıl. 2017 yıl, Noyabr ayında geldim. İstanbul'a 2018 yıl, Ağustos'ta geldim. Ne yapıyordun lan şöyle, 20 lira. Tamam. Şöyle kasayı alayım. Bir yıl oldu Türkiye'ye kelganimga. Bir yıldan beri Türkiye'deman. Samarqand kooperativ texnikumda qizil diplom bilan bitirdim. Tovarovodlikgacha ishladim. Magazinda magazinchilik qilar edim. Turkiya yo'li ko'ringuncha magazinchi edim. Orada bolalarga tovarovoddan 3 yil dars ham berdim, litseyda dars berdim. Üç yıl Moskva'da ishlaganman. Orta endi turli xil ishlar qilganman. Bir yil keyin Peterda, Sankt-Peterburgda bo'lganman. Qassobxonaga endi biz qassob edik. Qarzga botib ketdik. Bolalarni maktabga jo'natolmay qoldim. Bitta sigirim bor edi, o'shani sotib Turkiyaning biletini oldim. Rossiyada 15 yilcha ishladim.
Rossiya berkilgandan keyin ilojsiz bolalarimni o'qitishim kerak. Uchtasini ham. Shuning uchun Turkiyaga birinchi kelishim. Birinchi chiqqan pionerlardanman. Endi Turkiyaga birinchi yil qishloqda siz tushuning, Papanin degan qishloqda Urgutdagi chekka bir qishloqdan Turkiyaga ketyapti. Voy akamlarda qo'rqishi, hammani qo'rqishi, voy ketganlar yomon bo'lib ketyapti ekan, ketganlar unaqa bo'lib ketyapti ekan. Nima bo'lsa ham taqdirim. Ketaman. Turkiyaga men ketayotganda qizlarimga meni Turkiyada yuribdi deb aytmanglar odamlarga. Rossiyaga ketdi, oyim yo davolanishga ketdi deb aytinglar deganman. To'g'risi uyalganman. Nimagaki bizni xalqimiz g'ibatchi. Endi taqdir taqozosi bilan shu Turkiyaga kelib qoldik. O'qish maqsadim bor edi. Kelganimda turkchani yaxshi bilmaganim uchun biroz ishlashga qaror qildim. Ya'ni o'zim biroz ya'ni til o'rganishga harakat qildim. Universitetga kirdim. Ya'ni o'sha birinchi yil kirdim, birinchi yil o'qimadim sababi chunki biroz uzoq bo'lgani uchun keta olmadim. Ikkinchi yil Istanbulga kirdim, Istanbul shahrida, eng markaz joyda, Arel universitetida universitetga kirdim. Xudoga shukr. Hozirgi kunda ham o'qib, ham ishlayapmiz. Buyur, xush keldingiz. Mushuk tashlanmi? Koronavirus uchun eng ko'p sotilgan bu sedan ayol bo'lyapti. Shuka ertalab kech payt ishlaydi, u bosh immunitetni ham rosa kuchaytiradi. Qani söyle? Turkiyada asosan bola baxtim men. Bola bilan yangidan tug'ilasiz. Ya'ni har bitta bolani katta qilganingizcha baravar katta bo'lasiz. Hayot qiziq. Bolani bugun qaraysiz, yuradi, ertaga qaraysiz, emaklaydi. O'shana qilib Turkiyada 7 ta bolam bor. 7 ta bola katta qilganman. Hozir ham bola boqaman, hozir ham bolaga qarayman. Birinchi kelganimda 11 oylik bolaga qaradim. Keyin ikkinchi ishim kampir bilan boboga qaradim. Hozir uy tamizlovchi, uy uborka qiluvchi bo'lib ishlayapman. Birinchi ishlagan ishim quti fabrika, matbuot deydi bular. Yuvilerni qutilar. Shularni qilardik. Keyin undan keyin bir oy pashti strogaga ishlaganman. Svarchikka pomoshnik bo'lib. Undan keyin fabrikaga ishladim. Machalka fabrikasi. Undan keyin Boyraz baliq degan restoranga ishlaganman. O'tda komi bo'lib ishlardim. Ofitsiantni yordam, garsonni yordamchisi, ofitsiantni yordamchisi. O'tda 1 yil ishladim. Pekarnida 8 soat ishladim, restoranda 6 soat ishladim. Ya'ni kunda 14 soat, ya'ni 15-16 soat deb ishlagan kunlarim bo'lgan. Shunaqa bo'lib, ya'ni pul to'pladim, ozroq savdo ham qildim. Bu yerdan arzon narsa olardim, O'zbekistonga jo'natardim. Unaqa qilib ham biroz foydalandik. Universitetimizin yatakhanası lille şekilde kurulgen. Universitetimizdeki barca talebeler şurada istihamet kılışadı. Bu tarafta 3-4 şekilde kurulgen, lille şekilde kurulgen kompüsler var şekilde. Bu taraflarda havuzlar yan var elbette. Burada yan çırağıyacak dersler talebeşimizde meraklı oluyordu her daim. Tekin bas okuş, yani hususi okuş. Yani yüzde 100'den 30 faizini devlet
yani Türkiye devleti beradı. Hoyan değil mi? 70% yani 2300 dolar beradı. Onun pulunu özüm topaman. İqtisodiyot fakülteti, yani bank ve maliye bölümünde okuyabım hazırda. Birinci kurs talebesi ben. Hazır günde pandemiye sebeple online bölümde okuyabımız. Haftada 4 gün dersimiz var. Hoyan günler elbette işleştirebiliriz. Ertelab saat 9'da dersim oladı. 9'da dersi kiremen. Yani 1 saat otağda çıkamen. İşte biraz kararlaşamen. Yani 2'de dersim oladı. Yani kayıt kiremen. Şuna kabulüp. Bazı paytlar ekzaminim bol misal için. Hem işledim hem aynı anda imtihan tapşırdım. Ya Özbekistan'dan kelganlarga albatta hujjat muammosi bor. Hujjat ololmasa albatta qochoq bo'ladi. Birinchi polis ushlasa deport qiladi albatta. O'zbekistondan kelayotganlarim menimcha 70% ya'ni qochoq deb o'ylayman. Oxirgi 2-3 yil juda ko'payib ketdi. Masalan, mahalla-mahalla arzon uylarda mana kvartiraga turadigan joylar de ko'rsangiz O'zbekiston berdiysiz, bir Turkiya emas deysiz. Shuni juda ko'paydi. Ko'pincha mana bu Yevropa taraf Aqsaray, Lalali O'zbeklar ko'p, keyin Osiyo tarafda Kadiköy, Fikirtepa tomonga o'tdi ham rosa O'zbeklar ko'p. Turkiyada tilni bilmasangiz ish topish juda ham qiyin. Boshida rosa qiynalganman. Ishlash endi ishiga qarab oson qiyindi bor. Endi hamma joyda ham ish oson emas, hamma joyda ham qiyin o'ziga yarasha. Men o'ylagan Turkiya bastidi, lekin orzuimda Turkiya bastidi. Keyin men 3 oyda qaytib ketaman deb o'yladim. Qaytmoqchi ham bo'ldim. Patronim uy egasi juda semiz ekan, lekin dedi yüzü kulüp durgan, yüzü çıralıyken dedi. Ben işte tamam yüzünü yakışık gördüm, bundan yamanlık kemiğe dedi. Lekin cüdesiyemize kendi. Tarazıya tartı aldı. 153 kilo çıktım. Bir aydan keyin 36 kilo kemiğe ben. Bir ayda 36 kilo ağırlıkladım Türkiye'ye iki genimde. Bir yıldan keyin 71 kilo kaldım. İlk de balanı zinelerden kurtarıp çıkardım. Yani ki 10 aylık farkı bulan egizeklerim de yani birinci bakan ballarım. O İslam'ı mı kimi dedi? O balam şehirde hazır. En başarılı okuyucu, başarılı dedi Türkiye'de. Halbuki daha şükür, şükürlerdi körgenimiz gibi şükür. Şunçalar yaş kuruyordum. Akay opalardan 7-8 yaş farkı var buna küçükken onlardan. Şunçalar mehri bu arada. Benim tırnaklarım da orasını oynayıp okuluyordu. Bir de okuluyordum. Keçiyaz şükür ama tırnaklarım da orası. Bana oynayıp şükür ama. Oynayıp gitmem. Türk düğüyü de. Dört tarafınızda var. Türkiye, Türkiye, Özbekistan juda uzoqda. Ketishga orqaga yo'l ham yo'q. Qarzga botib ketgansiz. Qarzlar, protsentlar. Akalarimni, opalarimni o'lim xabarlarini oldim. Janozada yo'qsan, to'yda yo'qsan, hech qayerda yo'qsan, sonda yo'qsan. Yashab yashamaganingni ham odamlar bilmaydi. Uzoqlashib ketasan hamma narsada. Bora olmaysan. Opalarım öldü. Bora olmadım. Akalarım öldü. Bora olmadım. Lekin dot deb yig'lagin keladi-ku. Uylar berga Turkiyada shunaqa uylar ana qilib ovozingiz chiqsa militsiyagacha ham keladi. Bir yerda to'yib yig'la olmaysiz ham. Hamma narsa chegaralangan. Bu hayot shunaqa bo'lib qolar ekan. Bir kun Orolga ketdim. Katta o'rmon hech kim yo'q ekan. Bir bakırım yığladım.
birga baqirib yig'ladim. İçim bo'shadi, chanas shonasmi? İçim to'lib ketganki shunchalik. Har bir masalan qilayotgan ishingizdan nima ayib topishga harakat qilishadi. O'tirsang o'poq, tursang so'poq, o'tirishga umma haqqing yo'q. Hamma joyda ortingizda yuradi. Kuxnyaga kirib nima tozalayotgan bo'lsangiz, tozalab, uborka qilayotgan bo'lsangiz ham kamchilik topishga harakat qiladi. Mana bu joyda mana bu izi qoldi, barmoqdi, mana. Tozala buni, tozala mana. Hozir tozaladim. Mana bosgan paytda barmog'imda izi tushdi. Mayli deyman de. Allohim menga sabr ber, chidam ber. Allohim farzandlarimni o'qitishim kerak. Hamma narsaga chidashga sabr ber. Har kuni, har soniyada Allohimdan sabrdan boshqa so'raydigan narsam yo'q. O'zbekistondan keladigan ayollar asosan uylarda ishlaydi. O'zimizda oqsoch deyiladi o'zbekchasi. O'zbekistondan telefon qilishadi, Zaynab opa, borsak bo'ladimi, nima ish qilsak bo'ladi. Men aytamanki, u yerda O'zbekistondan kelgan, men vrachman-da, men ona u yerda hammani professiyasi bitdi. Tualet tozalagich, tamizlikchi. Buni men cho'riman desan ki. Bola qarayman deganingiz ham ertalab tualet tozalashdan boshlaysiz ishingizni. Kampirga qarayman deganingiz ham shu. Juda ko'p ayollarimiz astma yerda ishlagandan keyin, chunki kuchli ximikatlar bilan tozalik qilishadi. Juda ko'p ayollarimizda allergiya, ekzema, chunki u boyagi detarjantlar bilan tozalik. Men rahmatli o'zimni opam ham berdi 2 yil bola boqib, ikkita qo'li shergacha yara bo'lib ketgan edi. O'sha yerlarda bola emaklaydi deb domestos degan ana bor, o'sha bilan artib chiqib faqat domestosdan qo'li chiqmay, ikkita qo'li shergacha yara bo'lib ketgan edi. Bir yil bo'lgan bo'lsa, mana birinchi marta dengizga keldim. Havoga chiqdim, quyoshni ko'rdim. Ishonasizlarmi, yo'qmi? Xuddi osmondan tushgandek Istanbulni hech qayerini bilmayman. Hech qayerga chiqqanim yo'q. Izin koronavirus kuchli. Izin degan narsa bergani yo'q umuman. Farzandlarim so'raydi, bir yilcha Turkiyadasiz, faqat to'rt devorda ichida ko'ramiz oyijon sizni degan savollarni berishadi. Inshaalloh mana bugun endi suratga tushib farzandlarimga yuboraman, Xudo xolasa. Bittagi oyligimiz yani bitta o'zgarib turadi, savdoga bog'liq. Yani bitta tele lira olarak söylesem yani 4000 lira geçe bitta olaman. Endi men tilni bilganim uchun ancha yildan beri ishlaganim uchun endi 3000 liradan kam ishlamayman masalan. 3000 lirangiz gelse 400 dolarga yakın bo'ladi. Erkaklarga to'g'ri ham ayollardan ko'ra nisbatan oz maosh berishadi. Ayollar ko'proq oladi. Nimagaki ayollarning ishi boshqa, uyiga ishlash, erkaklarning ishi boshqa. Juda hali inglizcha bilib mukammal bo'lsa 7000 liragacha ham bor. Ayni 1000 dollar ya'ni. 800 dolar, 1000 dolar şart qo'yadiganlar shuncha ishlaydi. Yangi kelganlar 400 dollar bo'ladi, endi 3000 lira bilan boshlaydi. Yarim narxi o'shani.
Türkiye'nin yaxşı tarafı qanday desem. Birinci urunda her qaydı pulunuzda pul var. Kucan süpürüp gezenizem. Bitti zine. Yani şu bazı çıkıp gelen zinenizde. Pas geçe bir artı düştenizem. 50 lira. 50 lira 2-3 gün, 4 gününüzü ütkizadı. Birinciden aç kalmayasız. Rusya'da indi doğru. Rusya'da indi biz hani biraz migrantlarını nohurmat kıyan vaxtları hem burada indi hatta polislerden, milisyonerlerden hem Türkiye degen gapni eshitgan men endi. Bu yerga lekin polislari, militsiyalari, militsionerlari yaxshi muomalada bo'ladi. Nimagaki meni 1-2 marta ushlashgan, dokument so'rashadi endi, dokument masalasida. Mamlakat nerisi deydi, vataning qayer deydi. Vataning qayer deganga O'zbekiston desam agar, ha bo'ldi, dokumenting bormi deydi. Bor desam, ha bo'ldi, ketaver deydi. Yani bularda adam ajratish umuman yo'q. Bu ya da chorni, ya'ni Rossiyada aytganlarga chorni ya immigrant deb naqa qarashmaydi. Shuncha yil yurib, yomon turklar bilan ishlamaganman hammasi endi. Fabram musulmon-ku bular ham tushunishadi endi. Xot o'zbek bo'lsak ham, xot boshqa millat bo'lsak ham farqi yo'q bularga, lekin musulmonni hurmat izzat qilishadi. Hammamiz turkmiz deydi. Hani milletçilik yok bir yerden, bizi millet deyip ayırmaydı. Çünkü bizim atalarımız da oradan gelmiş deydi, koyardı. Hani uruğumuz bir deydi. Türkiye'de yani iç kanakhangi, iç kanakhangi bir imkanı yok. Yani pul bilen bağırıp, ya ki ohtuçu gebran bir telefonda gebleşip, şuna menge cevabını et. Umman imkansız derse elbette. Bilim fakat bilim. Oğullarım 2014'te op geldim hammasini. Opam bo'lgandan keyin o'g'lini katta qildim. O'zimda 3ta bolam. Otasiz, boshqasiz, qarindoshsiz, hech kimsiz o'zim katta qildim. Xor qilmay, zor qilmay, masalan, eng yaxshi, masalan, hozir kichkina o'g'lim litseyni bitiryapti. Taqdir deydi bu yerda. Eng yaxshi o'qigan bolalar taqdir olib o'qiydi. O'shuna qilib juda basharli bir o'quvchi. Siz o'ylab ko'ring. Hiç svet yanmaydı kışlakta. Adi bir sudu kilometrelerden taşıp geliydi kışlakta bize. Ümmen svet yanmagen, su bulmagen. Bu şaraitde benim ballarım kanaka fikirliydi. Kanaka ne mi küçüğünüz mümkündü bu ballardan? Mal bakışken bir pulunuz buluş gerek ya yeriniz buluş gerek bir nersen. Ümmen yaşışki şarait yok ki kışlakta. Et yapan ki ayak giyimini alamadım benim ballarımda. Bula hazır yıkılsa non işlep duradığım ballar kılıp yetiştirdim Xudoga şükür. Hiç kendi sırtı yerge kemiyordu Türkçe'ye geçsem. Juda yaxshi o'qiyapti, hali o'qish bitgan yo'q. Hali litseydan institutga kirib imtihon topshiradi Xudo xolisa yaqinda. Hali litseyni bitirmasdan 4-5 joydan taklif bor. İş taklifi bor. O'g'lim yaxshi o'qiydi çünkü. Beyin cerrahı bulaman dedi, miyeni operasiya qiladigan doktor bo'lmoqchi. Shunga tayyorlanib, Xudoga shukr, o'qishi ham juda ham yaxshi. Hech kimdan kam qilmay, bolalarimni katta qilyapman. Qizimni uy uzatdim, turk kuyovim juda ham yaxshi bola. Juda shirin hayoti bor, yaxshi, baxtli, taxtli. Ikkinchi nevaram kelyapti, Xudo xolasa yo'lda. 6 yashar nevaracham bor. Bolalarim baxtli, taxtli. Yana nima bo'lsin? Meni boyligim mana shu. Menga başka bir aylık yeri yemez. Elbette ben Türkiye'de bankta en acayip, en küçük banklarda işleşke hareket kılamam. Bankta işleşke hareket kılamam. Türkiye'de konuşuyor elbette. Şimdi receler az güne pul işlep Özbekistan'a yetişeyinde inşallah şimdi hala uylanmadan ben şimdi köp misafirçilikte yürüp azroq oyla masalası da şaroit ozroq qiynalganimiz uchun endi inshaalloh yaxshi bo'lyapti. Endi borib uylanmoqchiman inshaalloh. Kimda mashina olmoqchiman. Samarqand shahridan 2 xonalik uy oldim. Endi nasib bo'lsa mana shu uyni remontini tugatirib keyin uyga bormoqchiman. O'sha domga töy anam töy bo'ladi nasibsa inshaalloh.
Nozim, eng katta orzuim bolalarimni o'qitish uchalasini ham. Kimgadir menga o'xshab qora ishchi bo'lib, kimmidir uyini tozalab, kimmidir bolasini boqib yurmasin deb bolalarimni o'qitish eng katta orzuim. Lekin O'zbekistonda o'qitish niyatim yo'q farzandlarimni. Nimagaki O'zbekistonda o'qigan bilan 3-4 diplomi bo'lib ish topolmay, ish topgani bilan kundalik xarajatlardan ortmaydi insonni. Farzandlarini kelajagi uchun bir bankada o'z shot raqaming bo'lmasa, bankada bir puling bo'lmasa, shuning uchun eng katta orzuim o'g'limni Oxfordda o'qitish, qizlarimni ham chet elda o'qitish. Turkiyadan ketish niyatim ham yo'q. Farzandlarimni olib kelish, turmush o'rtog'imga bir yaxshiroq ish topsak, turmush o'rtog'im bilan shu yerda yashash niyatim. Endi O'zbekistonda o'zimni yurtimda yomonlashmas maqsadim, lekin yashash qiyin bo'lib qolyapti. Farzandlarim ham o'zimga o'xshab qiynalishini istamayman. Fundament yaratmoqchiman farzandlarimga, kelajagi uchun.